Evet, selam arkadaşlar. Geçen bölümde bahsettiğimiz gibi bu bölümde Twitch'te yayın yaparken OBS üzerinde eklememiz gereken chat, uyarılar, gifler, sesler, bağış hedefleri gibi diğer bütün eklentiler nasıl yapılır onları göstereceğim. Hadi o zaman videoya geçelim. Öncelikle tabii ki kalbim kadar simsiyah olan masa üstüme geldik. Ne yapıyoruz abi? İlk önce OBS'imizi açtık. OBS'imizde sahnemiz burada. Sahnemize de hatta şöyle bir görüntü ekleyelim, bir fotoğraf ekleyelim ki bizi zor durumda bırakmasın. Ayırt edelim yani, ekranımızı ayırt edelim. Şimdi onu da şuradan bir kapağı ekleyelim. İlk önce hemen streamlabs.com, bu linklerin hepsini açıklama kısmına ekleyeceğim. Streamlabs.com'dan kendi Twitch hesabınızla giriş yapıyorsunuz abi. Benim şifrelerim, her şeyim hatırla olduğu için direkt olarak açılıyor. Burada sağ taraftan Streamlabs'i şuradan Türkçe yapabilirsiniz. Ama tam anlamıyla Türkçe değil. Bazı eksikleri var Türkçeleştirme konusunda. Ama hiç yoktan iyidir. İngilizceden hiç anlamıyorsak kendi işimizi görecektir. İlk önce uyarılarımızı görmek istiyorsak eğer hemen burada bakın. Geldiğimiz zaman sayfamız bu. Uyarı kutusuna girdik buradan. Karşımıza gelen sayfa bu. Burada görüyoruz abi. Genel ayarlar, takipçiler, abonelikler, bağışlar, hostlar, bitler, baskınlar, ürünler, face mask donation, cloudbot redemption, Streamlabs Prime gift. Yani burada bütün ayarlarımızın hepsi yer alıyor. Öncelikle genel ayarlarımızda yapmamız gereken çok da bir şey yok. Standart olarak geliyor zaten. Bizim için önemli olan takipçilerimiz bizi takip ettiği zaman ne bildirimler gelecek, bunları yapmak. Bunun için ilk önce şöyle başlayabilirsiniz. Mesaj şablonunu kararlaştırabilirsiniz. Mesaj şablonu nedir abi? Burada bakın name diyor. Yani sizi takip eden kişinin nicki ve sonrasında ne yazacağı. Mesela ben diyorum ki atıyorum, sallıyorum şu an, Hangi Onur beni takip etti ve bildirim geldi. Hangi Onur, takip ettiğin için teşekkürler diyor ve GIF geliyor ekrana ve aynı zamanda ses çıkıyor ekranda. Burada ses düzeyini, uyarı süresini, metnin gecikmesini vesaire her şeyi burada ayarlayabilirsiniz. Tabii şu an benim ayarlı olduğu için üzerinden çok fazla oynamayacağım. Oynamak da istemiyorum. Sadece size göstereceğim. Şimdi ilk önce uyarı eklentisini OBS'e çekmek için burada gördüğümüz Click the Show Widget URL. Şuradaki URL'yi buradan kopyala diyoruz. Kopyala dedikten sonra OBS'imize geliyoruz. Bizim tablomuz burası. Yani yayında gözükecek ekranımız burası olduğu için kaynaklar kısmından sağ klik ekle ve tarayıcı ekle diyoruz. Tarayıcı ekle. Buraya ne diyelim? Uyarı kutusu diye adlandıralım bu tarayıcımızı. Ve sonrasında oradan aldığımız URL'ye, burada yazan URL'ye yapıştırıyoruz. Ve tamam dediğimiz zaman buraya geliyor. Hemen bir test edelim. Olmuş mu? Şöyle yapalım. Şöyle yana alalım. OBS'imizi de buraya alalım. Buradan diyoruz ki nerede lan? Takibi test et. How would you like to suck my balls? Gördüğünüz gibi benim kendi şeyim olduğu için, uyarılarım olduğu için şu an o çıktı. Takibi kontrol edelim. How would you like to suck my balls? Gördüğünüz gibi ekranımda çıkmaya başladı. Burada mesela çeşitli gifler, çeşitli sesler eklemek için de hemen bu takipçiler kısmında ismin altında burada GIF görüntü kısmı var. Buraya görüntü ekle dediğimizde hemen şu siteye geliyoruz. gp.com. Ben burayı kullanıyordum. Buradan herhangi bir GIF bulacağız. Mesela money ile alakalı bütün GIF'ler bizim önümüze çıkacak abi. Gördüğünüz gibi
Bütün GIF'ler burada çıkıyor. Burada tıkladığımız zaman GIF'in üstüne mesela bunu seçeceğiz. Copy link diyoruz burada. Copy link dedikten sonra GIF link, ikinci olan short link değil, gift link, GIF link. Bu GIF link'i kopyalayıp geri geliyoruz buradaki görüntü kısmına. Buradan buraya submit dediğimiz zaman gördüğünüz gibi GIF'imiz geliyor. İnşallah benim kendi ayarım değişmemiştir. Çünkü çok uğraşmıştım o ayar için. Hemen bir test edeceğim bunun için. Ha gerçi kaydetlemediğimiz için sıkıntı olmaz. Tamam, problem yok. Mesela biz buna uygun da bir ses eklemek istiyoruz. Sesi de alt tarafa, bildirim sesini bir altına ekleyebiliyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Yine tekrar benim her zaman kullanmış olduğum myinstant.com. Buradan herhangi bir beğendiğiniz sesi, mesela hangisi olabilir? Sallıyorum. Go! Panic boom! Boy. Ya burada değişik sesler var. Atıyorum, sallıyorum. Mesela bu sesi alacağız. Tıklıyoruz abi sese. Bu sese tıkladığımızda böyle bir ekran geliyor karşımıza. Bu ekranda sesi nasıl alacağız? Download MP3 kısmına sağ klik yapıyoruz ve bağlantı adresini kopyala diyoruz. Bağlantı adresini kopyala dedikten sonra tekrar Streamlabs'e gelip buraya sesimizi, yani aldığımız sesten aldığımız linki yapıştırıyoruz ve submit diyoruz. Gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Sonrasında alttan kop ayarları kaydet diyerek çıkış yapıyoruz ve olay çözülmüş oluyor. Ve bunu aynı şekilde abonelikler, bağışlar, hostlar, bitler, baskınlar, yani bunların hepsinde tek tek bunları kullanabiliyoruz. Yani aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadan aynı şekilde demin takipçileri yaptığımız şekilde diğerlerini de güncelleyebiliyorsunuz. Buradan bu şekilde uyarı kutumuzu hallettiğimize göre sıra neye geliyor? Sıra diğer görsel bileşenlere geliyor. Bu görsel bileşenlerimizde ne var? Uyarı kutusu var. Uyarı kutusunu yaptık. Ondan kurtulduk. Okey. Sohbet kutusu. Sohbet kutusu da bizim chatimiz. Chatimizi de aynı şekilde bunları kapatalım. Fazladan durmasın arkada. Chatimizi de yine aynı şekilde gördüğünüz gibi chat ayarlarımız. Burada Buxit, Twitch, Old School, yazı karakterleri ve diğer şeyler. Buradan ayarlayabiliyoruz. Clean. Ben Twitch'i kullanıyorum. Burada bütün her şeyi, rozetleri göstersin, abone rozetlerini göstersin, turbo rozetleri, Twitch Prime'ları, bit rozetleri, Better TV ifadeleri, Franker Phases ifadelerini etkinleştir. Ben burada ne var ne yok hepsi şu şekilde yanda gözüksün istiyorum. O yüzden hepsi açık. Burada işte font size'ınızı belirleyebiliyorsunuz. Bunu kendiniz deneyerek küçük, büyük, yani gözünüze nasıl hoş geliyorsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine bunda da aynı şekilde buradaki linki kopyala diyoruz ve geliyoruz buraya. Tekrar sağ klik, ekle, tarayıcı, chat diyelim. Chat'imizi ekliyoruz. Buraya yine linkimizi kopyalayıp yapıştırıyoruz ve chat'imiz burada. Chat'imiz burada. Hemen şöyle sağ alt köşeye koyalım chat'imizi. Birazcık küçültelim. Ve bunun bir testini yapalım. Testini yapacağım ben size. Hemen şuradan gördüğünüz gibi chat'imiz orada. Şimdi test ettiğimiz zaman görüyoruz ki bakın selam yazdım ve çıktı. Gördüğünüz gibi chatimiz tamamdır. Chatimizde bir problem yok. Burada yazdıklarımız çıkmaya başladı. Sonrasında diğer bileşenlere gidelim. Diğer bileşenlerimiz nelermiş bizim? Chatimizi de tamamladığımıza göre etkinlik listesi. Etkinlik listesi nedir? Etkinlik listesi yayınınızda olan
son bildirimleri, en son hareketleri gösteren kısımdır. Mesela işte şu bit gönderdi, bu abone oldu, bu takip etti. Tek tek hepsini gösterir. Bunda da birçok şey var. Yazı tipi var, karakter var şu şekilde. Ben Sleek kullanıyorum. En güzeli bu, en şıkı bu gibi geliyor bana. Burada da yine seçebiliyorsunuz. Bağışlar, takipçiler, abonelikler, yeniden uyanılanlar, alt katmanlar, hostlar, otomatik hostlar, bitler, baskınlar, ürünler. Yani tüm bildirimleri burada göstermesini istiyoruz biz. Burada da yapabileceğimiz ayarlar maksimum kaç olay göstersin. Yani son kaç olayı göstersin bize burada, onu seçebiliyoruz. Ben 6 uygundur. 10 falan olunca orası çok uzun oluyor ve göze güzel gözükmüyor. Burada animasyon hızını, azalma süresi vesaire falan filan cart cart hepsinin ayarlarını gördüğünüz gibi buradan yapabiliyoruz. Bunda da yine aynı şekilde buradan kopyalıyoruz linkimizi. OBS'e geliyoruz. Tekrar sağ klik, ekle, tarayıcı. Buraya etkinlik listesi diyelim. Ve yine URL kısmına bunu yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi benim kendi yayınımın son bildirimleri buraya geldi. Gördüğünüz gibi burada. Bunu da ekranın nerede durmasını istiyorsanız oraya yerleştirebilirsiniz. Mesela ben şu şekilde sağ tarafta etkinlik, chatimi de sol tarafta kullanıyorum mesela. Bu şekilde her şeyin takibini yapabiliriz. Mesela isterseniz bakın bunu da bir test edelim. Şöyle yapalım. Gelelim buradan tüm bileşenler, uyarı kutusu diyelim. Buradan takibi test et diyorum. Bakın Hanyonur follow. Burada çıktı son şey. Son etkinliğimiz çıktığına göre bu eklentimiz de çalışıyor sağlıklı bir şekilde demektir bu. Sonrasında başka ne yapıyoruz? Tekrar tüm bileşenlere geliyoruz. Etkinlik listesi yaptık. İstersek bağış hedefi ekleyebiliyoruz. Bağış hedefini nasıl ekliyoruz? Yine aynı şekilde burayı açıyoruz. Burada diyoruz ki mesela benim yeni bilgisayar taksidimin donate barı var. Burada mesela bunu bitirelim. Reset goal, end goal diyoruz. Şu an burası gördüğünüz gibi güncel bir şekilde duruyor. Buraya mesela başlık olarak ne diyoruz? Yeni bilgisayar taksiti ne kadar? 650 lira benim bilgisayarımın taksiti aylık. Başlangıcı da 62 lira 80 kuruş benim bana gelen bağışım olduğu için 62 lira 80 kuruş olarak yazıyorum. Burada tarih olayı şu şekilde oluyor. İlk önce ayı yazıyorsunuz. 11. ay. 11. ayın 15'i 2019 diyoruz. Ama mutlaka ilk önce ay, sonra gün. Bunun için çok uğraşan arkadaşlarım var. Bir türlü bulamıyorlar neden yapamadıklarını. Önce ay, sonra gün yapıyoruz ve 2019 deyip start goal diyoruz. Sonrasında buradan yine linkimizi alıyoruz. Buraya geliyoruz. Sağ klik, ekle, tarayıcı. Buraya da bağış hedefi diyoruz. Sonrasında yine bu URL kısmına bunu yapıştırdık. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yeni bilgisayar taksidi 650 TL, 62 lira 80 kuruş bağış gelmiş. Yani %9.66'sını toplamışız. Bunu da böyle uygun bir yere, ben çok büyük sevmiyorum, şöyle küçültüyorum genelde sağ tarafa, şu şekilde konumlandırıyoruz. Bunu da atlattıktan sonra ne yapıyoruz abi? Bağış hedefini de yaptık. Yayın etiketleri çok gerekli değil gibi geliyor bana. Sonrasında medya share, izleyici sayısı ekleyebiliyorsunuz. Bağış listesi bandı. Bu da nedir abi? Bunu da hemen bak kopyalayalım buradan hiç uğraşmadan. Sağ klik, ekle, tarayıcı, band diyelim. Yapıştırdığımız zaman buradan şeyler geçmeye başlıyor. En son bağış yapan kişiler. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela Emir bana 5 lira bağışlamış en son. Bunlar Fronzo 5 lira bağışlamış. İşte Atlas 4 lira bağışlamış. Burada da en son gelen bağışların bantını yapabiliyorsunuz. Son gelen bağışlar alttan bu şekilde kayan yazı olarak geçiyor.
Bunu da yapabilirsiniz isterseniz. Sizin için uygunsa, istiyorsanız yaparsınız. Ama ben çok tercih etmiyorum. Ekranın çok dolu olması beni rahatsız ediyor açıkçası. O yüzden kullanmıyorum. Sonra bakalım başka neyimiz var. Bağış listesi bandına yaptık. Takipçi hedefini de yine aynı şekilde aynı bağış hedefini yaptığımız gibi burada yine doldurarak yapıyoruz. Tekrar kopyala deyip gelip ekle diyoruz. Tarayıcı takipçi hedefi diyorum. Buraya ve linki buraya yapıştırıp tamam dediğim zaman takipçi hedefim de geldi. Takipçi hedefi veya bağış hedefinde herhangi bir güncelleme yapmanıza gerek yok. Direkt zaten bağış ve takipçi geldikçe otomatik olarak kendi kendine artıyor. Ama takipten çıkanlar olursa kendi kendine düşmüyor. Böyle bir sıkıntısı var bunun da. Geriye neyimiz kaldı? İşte çak döndürme, end credits, takipçi hedefi tamam, kavanoz. Kavanozu geçin, çok şey değil. Yayının patronu geç, 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 geç. Yani bizim yayınlarımızda, Twitch'te yapacağımız yayınlarda gerekli olan ana görseller bunlar. 1. Takipçi hedefi, 2. Bağış hedefi, 3. Chat, 4. Uyarı kutusu, 5. Etkinlik. Şurası. Son etkinlik geçmişi. Yani bizim kullanacağımız ana görseller bunlar. Bunları da bu şekilde çok kolay bir şekilde ekleyebiliyoruz. Ve rahat rahat kullanabiliyoruz. Hiçbir problem olmadan. Dediğim gibi görsel bileşenleri anlatabileceğimiz şeyler bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine bir şeyler anlatmaya başlayacağım. Yine bir şeyler anlatacağım. Lütfen abone olun. YouTube'dan da beni destekleyin. Buradan gördüyseniz Twitch'e de gelin. Twitch'ten de takip edin. Hafta içi her gün değil. Pazartesi, çarşamba, cuma, pazar. Ve bunların haricinde farklı günlerde de yayın yapıyorum. Müsaitlik durumuma göre. Genelde akşam 9 gibi açıyorum yayını. Gece 12-1'e kadar yayında oluyorum. Yani günde 3 saat, 2 saat, 4 saat. Yani günlük yorgunluğuma göre değişiyor yayın saatlerim. Hepinizi hem YouTube'a hem Twitch'e bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.